أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Evet kardeşlerim, gayet kitabından kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde Kitabul Cihat. Cihat kitabını okuyacağız. Cihat İslam'ın farzlarından bir farz, İslam'ın büyük sembollerinden bir sembol, yine imanın şubelerinden bir şubedir. Ve şeraitu şartları vücubil cihadi, cihadın vacip olmasının şartları, yani cihad bir insanın üzerine vacip olabilmesi için şartlar var. Bunlar da seb'u hisal yedi tane özelliktir. Yedi özellik kimde olursa onun üzerine cihad vaciptir. Birincisi el-İslam, Müslüman olmak. İkincisi vel buluğu, buluğ çağına ermek. Demek ki çocuğa cihat vacip değildir. Vel aklu, akıllı olmak ve hürriyet hür olmak köle de cihat vacip değildir. ve erkek olması bayana da vacip değil. ve sihhatu sağlıklı olması yani cihat edecek gücü olması, e, sağlığı olması, örneğin sakat olmaması, gözlerinin kör olmaması. ve taqatu gücünün olması alal kıtali savaşmaya. Örneğin bazı insanlar vardır ki mesela sakattırlar veya işte yaşlıdırlar. Bunlar ne yapamazlar? Cihad edemezler. وَمَنْ men مِنَ minel kuffari ev ve men es usire kim usire esir alınırsa minel kufari kafirlerden faala darbeyni bunlar nedirler? İki kısımdırlar. Yani kafirlerin esirleri iki kısma ayrılır. Derbun bir kısım yekunu rakiqan yekunu olur. Rakiqan köle olur. Bi nefsi sebi'yi, köle olarak köle edildikleri gibi savaş meydanında yakalanıp köle olarak alındıkları gibi direkt ne olurlar? Esir olarak alındıkları gibi köle olurlar. Ve hum onlar es-sibiyanu çocuklar ve u bayanlar. Yani savaş meydanında esir olarak çocuklar alınırsa veya bayanlar alınırsa direkt onlar köle olurlar. Ve derbun ve bir kısımda ve bir kısımda vardır ki la yaruku köle olmaz bir nefsi sebe yani esir edilmeleriyle ve hum onlar da erricalu adamlar el baliğune buluk çağına ermiş adamlar. Mesela savaş meydanında buluk çağına eren adamlar yakalanırsa, esir edilirse bunlar direkt köle kısmından sayılmazlar. Ne yapılır bunlarda? Burada vel imamu imam muhayyerun seçme hakkı var. Muhayyerdir fihim onlarda beyne erbaati eşya dört şey arasında. Artık orada imam dört şeyden birini uygular. Bu dört şey nedir? Birincisi el katlu öldürmek. İkincisi vel istirqaku köle olarak almak. Velmennu karşılıksız bir şekilde onları ne yapmak? Hiçbir şey almaksızın, öldürmeksizin onları serbest bırakmak. bil mali karşılığında mal fidye olarak almak. Ev bir ricali ya da esir takası yapmak. Esir değiştirmek. Mesela kafirlerden aldığımız esirleri Müslüman esirlerle ne yapmak? Karşı tarafla değiştirmek. Artık bunlardan hangisini yaparız? Bakalım. Yef'alu imam yapar. Min bunlardan mâ fihi'l maslahatu. Maslahatın gerektirdiğini yapar. Yani orada artık Müslümanlara ne maslahat gerekiyorsa onu yapar. Umen kim esleme Müslüman olursa kable'l esr. Esir olmadan önce Müslüman olursa ahraze <laughs> malahu malını korumuş olur ve demehu ve kanını yani onun malı artık ganimet mallarından sayılmaz normal bir mal gibi kullanılmaz ve kanı da dökülmez çünkü kanı haram olur o da müslümanlardan olmuştur ve yine ve sigara evladi küçük çocuklarını da korumuş olur onun küçük çocukları da köleleşmezler ve yuhkamu hükmedilir lisebi gibi bir çocuğa bil İslami Müslümandır diye İslamdır diye hüküm verilir. Ende vücudi selaseti esbab. Üç tane sebep bulunduğu vakit. Yani üç sebep bulunursa çocuğun Müslüman olduğuna bizler hükmederiz. Birincisi en yuslime ahadu ebeveyhi. Anne ve babasından birinin Müslüman olması. Yani anne veya babasından biri Müslüman olursa yanında da çocuğu varsa o çocuğa da bizler Müslüman hükmü veririz. Ev Yesbiyyehu muslimun ya da onu bir Müslüman ne yapıyor? Onu yakalıyor. Munferiden tek başına anne babasından. Yani bir çocuk ne yapıyor? Esir alınıyor. Ev <laughs> yesbiyyehu esir alınır. Esir alır. Müslümün bir Müslüman münferiden bir tane çocuğu tek başına en ebevehi anne babasından. Yani anne babası yok sadece çocuk ne yapılmış? Esir alınmış savaş meydanda. Anne babası örneğin kaçmışlar. O zaman o çocuk tabi Müslüman olur. Ev ya da bulunur. Lakiten yol kenarına atılmış bir çocuk. Fidaril İslam. İslam memleketinde. Yani Dar-ı İslam dediğimiz Müslümanların memleketinde bir köşeye bir çocuk atılmışsa o zaman onun da Müslüman olduğuna hüküm veririz. Faslun Ve men kim katale öldürürse katilen bir savaşçıyı u'tiye verilir selebehu selebe سَلَابَ, üzerindeki eşyası. Artık onun üzerinde bulunan silah, savaş esyaları, elbisesi, malı öldürenedir. Ve tuksemul ganimetu ganimet pay edilir. bundan sonra yani öldüren öldürdüğü kişinin eşyasını, malını hepsini alır. Bundan sonra ortada kalan o ganimet ise pay edilir. Ala khamsati ahmas 5 pay olarak ayrılır. Fe yu'ta arba'atu o beşin 4 payı verilir. Limen şehidel vak'ate o vakıaya yani savaşa hazır olanlar, savaşa gelenlere verilir. Ve yu'ti verilir lil farisi. Atıyla savaşa gelene selasetu esum üç pay verilir. Ve lil sadece atsız gelen ayakla yani piyade olarak gelenlere ise sehmun bir sehem dediğimiz bir pay verilir. Ve la pay verilmez illa ancak limen o kimse ki istekmelet fi 5 şerait Beş tane şartın kendisinde oluştuğu, kemale erdiği kişiye pay verilir. Onun dışındakine pay verilmez. Bir, el-İslam Müslüman. Yani bir kafir de Müslümanlarla beraber savaşa gelebilir. Karşı tarafa karşı savaşabilir. Ona verilmez. Vel bulugu buluk çağına ermek çocuğa da verilmez. Vel aklu akıllı olana, vel hürriye hür olana, ve zükuriyetu erkek olana. Tabi bunlara hiç mi verilmez? Bakalım. Fe in ihtelle şartun eğer bu şartlardan biri oluşmazsa min zalike bunlardan rudi galahu. ona ne yapılır? Verilir. Rudi galahu burada ona bir ata diyorlar. Yani burada verilebilecek bir şeyler ona da bir şeyler verilir. Ama velem Fakat ona pay ayrılmaz. Mesela denilir ki diyelim ki işte bu eşyada verin o çocuğa. O çocuk da savaşa gelmişti. Ve işte şu kafir de savaşa gelmişti. Ona da şunu verin mesela. Ona da bir şeyler ne yapılır verilir. Ve yuqsamul humsu beşte bir taksim edilir ala hamseti eshum Beş tane paya. Yani e, pardon ve yuqsam ayrılır el humsu beşte bir ala hamseti eshumin yani beş paya ayrılır sehmun li sallallahu aleyhi ve sellem bir pay Resulullah ve vesselam'a verilir. Yusrefu ba'de onun vefatından sonra bu harcanır li mesalihi Müslümanların maslahatlarına için harcanır. Ve sehmun bir pay da li zevil kurba Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yakın akrabalarına verilir ve hum benu Haşim benu Muttalib bunlara verilir. Ve sehmun lil yetama bir payda o beşte birin bir payı da yetimlere verilir. Ve sehmun lil mesakin bir payda miskinlere, fakirlere verilir. Ve sehmun bir payda li ebna'is sebil yolda kalmışlara verilir. Faslun. Ve yuqsam malul fey'i ve yuqsam taksim edilir. Malul fey'i malı. Fey malı ne demektir? Müslümanların savaş olmaksızın kafirlerden aldıkları mala fey malı denir. Yani savaş için gidiyorlar fakat mesela orada bir savaş oluşmuyor. Kafirler ne yapıyorlar? Mallarını bırakıyorlar. O mala fey malı denilir. Ve yuksemu taksim edilir. Ayrılır. Malül fey'i fey malı ala khemseti firakin beş gruba verilir yusrafu humusehu onun beşte biri verilir. Men yusraf aleyhim humusul ganime, ganimetim. Men o kimseler kim yusrafu verilir veya harcanır aleyhim onlara humusul ganime ganimetin beşte biri. Yani ganimette beşte bir verilen kesime aynı şekilde feymalı da verilir. Hani ganimette beşte bir verilenler kimlerdi? Bir pay Peygamber aleyhissalatü vesselama veriyorduk. Bir pay onun yakın akrabalarına, Haşim oğulları ve Mutalib oğullarına, bir pay yetimlere, bir pay miskinlere, bir pay da yolda kalmışlara. Aynı şekilde fey malı dediğimiz o malı da bu şekil veriyoruz. Ve yu'ta erba'atu ahmasi onun o dört payı ise lil mukatileti mukatileti Orada savaşanlara verilir. Savaş için, cihad için gidenlere. Ve fi mesalihil muslimin ve Müslümanların maslahatlarına verilir. Artık bir kısmı savaşa gidenler, bir kısım da artık Müslümanların maslahatında kullanılır. Faslun. Diğer bir faslamıza geldik. Ve şeraitu şartları vücubil cizyeti. Cizyenin vacip olmasının şartları Hamsu hisalin. Beş tane haslettir. Cizye, Müslümanlar mesela bir beldeye gider. O belde ehline İslam'ı tavsiye eder. Eğer İslam'ı kabul ederlerse zaten onlara savaşılmaz. Onlardan cizye de alınmaz. Ama bunlar İslam'ı kabul etmezlerse ne yapılır? Onlara cizye tavsiye edilir. Cizye verin denilir. Eğer bunu da kabul etmezlerse savaşılır. Tabi cizye de alabilmek için de bazı şartlar getirmiştir İslam. Bunları da okuyalım. Wa sharaitu şartları ucu cizyeti, cizyenin vacip olmasının şartları. Kamsu hisalin beş tane haslattır. Bir el buluk yani buluk çağına ermeyen kişiden ne yapılmaz, cizye alınmaz. Mesela bir kafir çocuk varsa, ondan ne yapılmaz, cizye alınmaz. Ve aklu, delilerinden cizye alınmaz. Vel kölelerinden ve erkeklerinden alınır, bayanlardan alınmaz. Ve en yekune yine olması gerekir bu cizye alınacak kişinin min ehlil kitap, kitap ehlinden olması gerekir. Ev ya da mimmen lehu o kimse ki onun lehu onun için vardır. Şüphetü kitap yani kitap verilme şüphesi vardır. Mesela bunlar mecusiler gibi, ateşe tapanlar gibi, yani bunların da kitap ehli olduğuna dair bazı rivayetler, şüpheler vardır. Onları da bu kısım içine bazı alimler alıyorlar. Cizyenin miktarı ne kadardır? Acaba böyle çok fazla bir şey midir ya da az mı? O akallul cizyeti cizyenin en azı dinarun. Bir dinardır fi kulli havlin. Her yıl içinde ne yapılır? Bir dinar verilir. Bir dinarda da 4 gram altına mukabildir. Yani bugün 4 gram altında hesaplarsak örneğin mesela 200 liradan veya 300 liradan daha 1 milyar 200 lira her yıl bir cizye alınıyor. Bu da çok para değildir. Bu cizye ile, cizye ile de onlar korunuyorlar. Yani Müslümanlar o beldeyi ne yapıyor? Koruyor. Çünkü hatta bir dönem bazı bölgelerden Müslümanlar cizye alıyorlar. Daha sonra savaş oluşunca Müslümanlar onların cizyelerini onlara geri veriyor. Diyor biz şu an ancak savaşla uğraşırız. Sizi koruyamayacağımız için savaşla uğraştığımızdan dolayı sizden cizye almıyoruz. Çünkü bu cizyeyi almamızın sebebi sizi korumaktı. Ve yu'khadu alınır minel mutavassiti. Durumu orta olandan dinarani iki dinar alınır. Ve minel musiri zengin olandan ise erbaatu denanira Dört dinar alınır ve yecuzu caizdir en yeşteri aleyhim onlara şart koşulabilir eddiyafete yani orada o gelen Müslümanlara yemek vermeleri şartı koşulabilir fed fadlan an miqdaril cizye cizyenin miktarından yani bir fazlalık olaraktan da hani bizim askerlerimiz buraya gelecek ve işte bizim memurlar buraya gelecek siz onlara yemek de vermeniz şarttır ve yetedammenu akdül cizye erbaatü eşya. Ve yetedammenu içerir akdül cizyeti cizye sözleşmesi erbaatü eşya dört şeyi içerir. Bir, en yueddül cizyete cizyeyi vermeleri ve en tecriye aleyhim onlara üzerine uygulanır. Ahkamul İslam, İslam'ın hükümleri uygulanır. Ve en la yedkuru dinel İslami ve en la yedkuru zikretmemeleri, konuşmamaları dinel İslami İslam dini hakkında illa bi hayrin illa hayır konuşmaları ve en la yef'alu ma fihi dararun alel muslimin ve en la yef'alu yapmamaları gerekir ma o şey ki fihi onda var dararun zarar alel muslimin müslümanlara yani müslümanlara zarar verecek bir şey yapmamaları gerekir bu şartlara uymaları lazımdır ve yu'rafuna onlar bilinirler. Bilupsil giyari, bilupsi giymek ile el giyaru giymek ile. Giyar da bu ortak kısma bağladıkları bir iptir. Mesela onu kendilerine bağlarlar. O onunla da bilinir ki bunlar nedirler mesela? Bunlar işte kafirler ehlindendirler. ve şeddü zınnar zınnarı da kendilerine ne yaparlar? Bir nevi bağlarlar. Ve yumna'une men edirler min rukubil bil khayli ata binmekten de men edilirler. Evet kardeşlerim bu şekilde bugünkü dersimizin sonuna da geldik. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.